Isparta'da çocuk gelişimi konusunda uzman kadrosuyla hizmet veren İnci Taneleri kreşe konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda Isparta'dan devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için eğitim sektöründe hizmet vermekte olan özel Isparta İnci Taneleri firmasının konuğu olduk. Yanımızda Isparta'nın yetiştirmiş olduğu genç girişimci iş kadınlarımızdan Ayşe Keleş hanımefendi bulunmakta. Öncelikle merhabalar Ayşe Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz Isparta'mıza. Bizleri konuk etmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım, 3 yıldır İnci Taneleri kreş ve çocuk kulübü olarak hizmet vermektesiniz. İnci Taneleri çocuk kulübü hangi hizmetleri vermekte? İnci Taneleri çocuk kulübü ve kreş gündüz bakım evi olarak çalışıyoruz. Sabah 7.30, akşam 6.30 çocuklara hizmet vermekteyiz kreşimizde. Kreşimizde bir aile ortamı içerisinde çocuklarımıza bakıyoruz. Genelde çocuklarımızı seven öğretmenlerin olmasına gayet dikkat özen gösteriyorum. Çocuklarımız burada çok mutlular. Hani o şekilde kreşimizde branş dalları olarak İngilizce, değerler eğitimi, manevi eğitim, resim, seramik, müzik, drama. Daha önce drama sektöründe Tevfik Bey ile çalışmışlığımız vardır ve inşallah devam edeceğiz kendisiyle. Bu branş dallarını vermekteyiz. Yaz kurslarımız olmakta. Yaz kurslarında ise yüzme, at binme, tırmanma, spor dalları, bütün etkinlikleri çocuklara vermekteyiz. Yani biz burada günümüzü dolu dolu, eğlenceli bir şekilde geçiriyoruz. Ama sadece bakım evi olarak değil, eğitim olarak da çalışmaktayız. Yani 3 yıldır Allah'a şükür kendimizi bu sektörde gösterdiğimizi düşünüyorum. Tecrübeli eğitmen, öğretmenlerimle gerçekten kendileri üniversite mezunu. Küçük gruplarımızda bir tane sınıf annemiz var. Yani o da olmalı, olmalı diye düşünüyorum. Çünkü ben de bir anneyim. Ve çocukları kendim çok seviyorum. Hani ben bunu bir parasal olarak görmüyorum bu işi. Sevdiğim için yapıyorum. Yani hani sanki bir hayır kurumu derler yani o şekilde düşünüyorum. Yani para öncelikli değil benim alanımda. Zaten belirtmiş olduğunuz gibi sevgiyle yapılması gereken bir meslek evet, bu da. Kesinlikle sevgiyle yapılması gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü sevgisiz hiçbir şey olmaz. Efendim çok güzel ve geniş bir alana sahipsiniz. Ne kadarlık bir alanda hizmet veriyorsunuz? 750 metrekare kapalı alanımız var. 750 metrekare açık alanımız var. Bu açık alanlarımızda oyun salonlarımız, işte müzik odalarımız, drama odalarımız hepsi ayrı, ayrı ayrı odalarımız vardır. Her yaş grubuna göre çocuklarımızın ayrı odası var. Yani herkesin ayrı odası, uyku odalarımız ayrıdır. Sınıflarında kesinlikle uyumazlar. Bu şekilde. Efendim kaç yaş gruplarına hizmet veriyorsunuz? Hangi yaşlar? 0-6 yaş arası bakıyoruz ama ben daha yeni 0 yaşa almak üzereyim. Eylül döneminde inşallah başlayacağım. 2 yaş ve 6 yaşa kadar bakıyoruz. Çocuk kulübü olarak da 6 ve 12 yaşa kadar alıyoruz. İngilizce eğitim verildiğini, manevi değerler eğitim verildiğini, drama derslerinden bahsettiniz. Bunları kaç kişilik bir ekiple sağlamaktasınız? 15 kişilik bir ekibimiz var. Drama hocalarımız dışarıdan geliyorlar kendileri. İngilizce öğretmenimiz, jüri öğretmenimiz, yabancı, manevi öğretmenimiz, Emine öğretmenimiz, branş öğretmenimiz, Ebru öğretmenimiz, Nurcan öğretmenimiz. Hepsi dışarıdan geliyorlar kendileri. Yüzme, at binme, tırmanma şeklinde yaz kurslarımız ise yazınki etkinliklerimizde üniversitemizde, SDÜ'nün üniversitesinde gerçekleştiriyoruz. Bütün çocuklarımız toplu olarak gruplar halinde orada hizmet veriyoruz. Efendim sizi bir çocuğu geldi, aile kayıt ettirdikten sonrasında sabah evinden alınıyor, öyle değil mi? Evet, servis hizmetimiz mevcut. Servisimiz var. 7.30'da çocuklarımızı biz kreşe alıyoruz çalışan annelerimiz adına. Akşam 6.30'da kapatıyoruz. 6.30'a kadar çocuklarımız ilk geldikleri zaman burada bir oyun salonumuzda toplanıyorlar. Oyunlar halinde. Daha sonra 9'da kahvaltımız var. Öğlen 12'de öğle yemeği. Tekrar 3'te ikindi kahvaltısı, kek, börek bu tarzda. Buradaki çocukların hepsi benim çocuklarım, benim incilerim.
Yani ben bu ismi koyarken de gerçekten incilerim olarak düşündüm onları. Ve hepsi ayrı ayrı kalbimizde, yerimizde. Yani farklı, hepsinin sevgisi farklı. Hepsi burada birisi konuşmasıyla, birisi gülüşüyle, birisi işte yaramazlığıyla, tatlı yaramazlıklarıyla kendilerini sevdirmeleriyle gerçekten bizlerin gönlüne taht kurdular. Yani öğretmenlerimiz de öyle, çocukları sevmeleriyle, velilerle olan ilişkilerle. Biz sadece burada bakım olarak değil, eğitim olarak yaptığımız çalışmalarla kendimizi gerçekten gösterdiğimizi düşünüyorum.